bir kişinin iyiliği, binlerce kişinin kötülüğünden çok daha güçlüdür. Kötülük, failinin ölümüyle yok olur. İyilik ise, doğru kişinin ölümünden sonra da parlamaya devam eder. Hayvan olması gereken kişiler insan kılığına bürünüyor. Öte yandan insanlarda ender bulunan niteliklere sahip yaratıklar, sözden yoksun birer hayvan şeklinde dünyaya geliyorlar. Ölçüsüz iyilik derdi, bencillikten daha zararlıdır. Birine ebediyen size güvenebileceği hissini vermek, ona iyilik etmek değildir. Tanrı insanı, sırf hayvanların ne kadar dürüst ve nazik olduklarını ispat etmek için yeryüzüne getirmiş olmalı. Zorbalara dünyayı avuçlarında tutma gücünü veren şey, herhangi bir ahlaki değer ölçüsü değil, ezilenlerin korkaklığıdır. İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak ne hazin şey. Söylemek istemediğiniz şeye çok ilgi gösteren kişi, dinlemek istemediğiniz şeyi saatlerce anlatan bir geveze kadar can sıkıcıdır. Bu melun dünyada her şey mükemmel değildir ama hissetmek, dengeyi altüst edinceye kadar hissetmek iyi şeydir. Ayağı veya kolu sakat bir adam görünce kimse onu ayıplamaz. Herkes merhamet duyar. Fakat ruhça sakatlanmış bir karşısında kimse merhamet duymaz. Herkes irkilir. Oysa böyle bir adam, hayatın asıl temel direğinden yoksun olandır. Ben işte bundan yoksundum. Oysa ben dünyada yaşayanların hepsiyle kardeş olmak isterdim. Ama kimse bunu istemiyor. Kimse iyi olarak doğan birinin, iyi yürekli olmasına yardım etmek istemediği gibi, iyi yürekli doğma şansını elde edemeyen birinin, iyi olmasına da yardımcı olmuyor. İnsanın hiçbir şeyi olmamalı. O zaman dünyaya sahip demektir. Bir sır içinde saklı kaldığı sürece senin kölendir. Ama onu başkasına söylediğin anda sen onun kölesi olursun. İnsanın yaşamının ne olduğunu kavrayan bir varlık olduğunu söyleyenler yanılıyor. Anlama yetisi pek bir işe yaramaz. Konuşuyor olması aptallığını yok etmez. Ancak insan, kardeşinin acısını sezip duyumsamaya gelince, aptallığı hayvanlarınkini geçer. Sefalet ve acılar insanı samimi yapar. Akıllı insan er ya da geç, huzuru bozan ve yaşamı tüketen duygusal kargaşanın boşluğunu anlar. Ne mutlu bunu erken anlayana. Varoluştan o kadar keyif alacaktır. Günlük yaşamımızı sürdürmemiz için sahip olduğumuz çeşit çeşit duyguların arasından bir seçim yapmak, bizim için bir üstünlük belirtisi mi, yoksa derin bir üzüntü nedeni mi? Çünkü sadece yanılsamada güzellik vardır. Ve hedefinize ulaşsanız da ulaşmasanız da, acının tadı her iki durumda da neredeyse aynıdır. Sonlar hep aynıdır. Kimse insanların acıya katlanma gücünü bilemez. Tek bilen kendi yüreğimizdir. Sükunetli olmak. Sonsuza dek kanayan yaralarımıza en iyi merhem olarak çağırmalıyız sükuneti. Yalnızca o açık seçik ve ışıklı kayıtsızlığıyla,
Yaradan'ın karmaşık yapıtını, onun gizli yanlarını gösterebilir ve acımasızlığını azaltabilir. Yeryüzünde dostluğumu seven bir tek kişinin bulunması yeterli benim için. Bana göre o, bütün insanlık demektir. Onu bulabilmek için dünyayı alt üst ederim. Hiç rastlayamasam bile varlığına inanırım. İnanacağım. Edebiyatı ve güzel sanatları sevmek, yeryüzünün güzelliklerini tatmak, insanları ezenlerin saflarında yer almamak, onun için de maddi bakımdan aza kanaat etmek, doğruluktan ayrılmamak, insanlarla kardeşçe geçinmek, iyi bir arkadaşa bağlanmak, çevresine elinden geldiği kadar iyilik yapmak. Zan doğru değildir. İnsan gerçeğe ya erişemez ya da büsbütün ötesine geçer. Mesele olanı görebilmekte. Hayat gözyaşlarımıza değmez. Amacım yok. Karnımı doyurmak için pek az, kafamı, gönlümü doyurmak içinse çok şey isteyerek kendi yasama göre yaşıyorum ben. Ne yazık. İnsan yüreğinde sevgiyle kinin neden yan yana bulunduğunu kim söyleyecek bize? İnsanın bazen bir iş gününde odasına kapanıp dertleriyle baş başa kalmaya hakkı yok muydu? Bunu bile yapamadıktan sonra ne anlamı vardı yaşamının? Tek başına edebiyat yetmez. Çünkü edebiyat bizi sarhoş ederek çok kere bilgiler edinmemize engel olur. Zihnimiz için edebiyat kuşun kanatları vazifesini görür. Kuş hiç şaşmadan uçuyorsa kanatları değil, keskin gözleri sayesindedir. Tarafsızlıkla çürümüş, lehte ve aleyhte tanıklıklardan oluşan bir koleksiyon getirmiyorum. Tanıklık benim. Tarafsızlığı görmezden geliyorum. Ve ben, hoşlanma ya da hoşlanmama değil, sevgi ve nefret pratiği yapıyorum.